Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte vlog çekiyoruz. Bugün arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere köye geldik tekrardan. Şöyle etrafı göstereyim. Soğuk bir kış sabahından da hepinize selamünaleyküm. Şu dağlarda biraz kar var ama fazla yok. Bu dağın arka tarafında, şu gösterdiğim dağın arka tarafı arkadaşlar, daha fazla kar var. Ama tabi Antalya yöresine göre kar, ama başka yörelere göre kar mı bilemem. Bize göre kar. Şimdi bazı yerlere mesela karsa, Ardahan'a 30 santimetre kar yağarsa kar yağdı demiyorlar, ama bizim burada 30 santim kar yağarsa yıl karlı geçti diye söylüyorlar. İşte bu da yörenin farkından dolayı. Bugün arkadaşlar kepçemizle birlikte Antalya'nın Korkuteli ilçesinin Beyiş mahallesinden Samur'a dolduracağız kamyona. Kendi kamyonumuza doldurmayacağız arkadaşlar, başka kamyona dolduracağız. Şimdi kepçeyi çalıştırdım, ısınsın birazcık. Sonra mazot dolduracağız. Neyse arkadaşlar, mazotumuzu dolduralım biz. Mazot doldururken de videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz üzere mazotumuzu bidona dolduruyoruz tankerden. Ardından da şuradaki şeyle, pompayla mazot depomuzun içerisine dolduracağız. Normalde bu depo biraz daha yüksekte olsaydı, yani bir kepçenin mazot deposuyla aynı seviyede olsaydı hiç bu aile şu pompaya gerek kalmazdı, ama aynı seviyede olmadığı için birazcık şey yapıyor, basınçsız kalıyor. O yüzden mazot doldurduğumuz videoyla, depoyu fullediğimiz videoyla izlemediyseniz şu anda iyi butonda çıkacaktır. Bu videodan sonra vaktiniz varsa izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şu anda Antalya'nın Korkuteli ilçesinin Beyiş mahallesindeyiz. Şöyle köyün girişinde bir çeşme var. Şöyle göstereyim. Burada işte hayvanlar falan suları içebiliyorlar. İnsanlar sularını dolduruyorlar. Dediğim gibi arkadaşlar, şu karşıki dağlarda da kar var. Daha demin de bahsettiğim gibi buraya 30 santim kar yağıyor, kar yağdı diyorlar, ama doğuya 30 santim kar yağdığında kar yağmadı diyorlar. Bu sene karsı geçti diyorlar. Coğrafya kısaca kader. Beyiş köyü arkadaşlar çok büyük bir köy değil. Yaklaşık kaç hanesi vardı bu? 50-60 tarihi bir köy. 50-60 hanesi var. Yani tarihi bir köy. Yapılar genellikle eski. Yeni yapı oldu. Yeni olanlar çok az. Şöyle göstereyim. Duvarlarında hep taş yapmışlar. İşçilikleri harika yapılmış. Yeni gelenler de arkadaşlar, taştan ev yapmak şu anda çok maliyetli olduğu için böyle prefabrik falan koyuyorlar, tuğladan örüyorlar. Bu şekilde konaklayacak bir yer buluyorlar. Şimdi arkadaşlar, şurası kuyusuymuş. Buradan dediğim gibi aynı şekilde yalaklara, bizim burada yalak deniyor, sizin orada ne deniyor bilmiyorum, ama burada yalaklara buradan suyu çekiyorlar ve hayvanların içmesi için suyu yalaklara boşaltıyorlar. Şimdi Samur'a dolduracağımız yere geldik. Birazdan bir timelapse izleyebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi altını kürüyerek kaldırıyor ve tamamen altını kazmaya çalışıyor. Bu
Şu an elimde kamera olduğunu görünce insanlar tabi dediği her videoda olduğu gibi farklı bakıyorlar. Arkadaşlar bugün videodan devamını bekliyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanala hala abone değilseniz abone olup bildirimleri de açabilirsiniz. Şu anda geçecek olan Instagram adresimden de beni takip edebilir, paylaşmış olduğum gönderileri beğenebilirsiniz. Evet, görmüş olduğunuz üzere dağlarda belli noktalarda kar var. I've been counting down the days, counting down the days to get out. I've been looking for a way from this town. And you're too far away to help me now. So I'm counting down the days to get out. 'Cause I need to learn to forget everything that drags me down. I need to forget. Everything inside me now fast beating, fly from the end, so I'm full speed ahead. Full speed ahead. Everything that drags me down, I need to focus. Everything inside me now.
arkadaşlar, görmüş olduğunuz üzere şöyle lastiğini de göstereyim kamyonun. Böyle size çok şeyli gidiyor. Şimdi arkadaşlar bu tarafını doldururuz. Şimdi ise öteki tarafını dolduracağız. Evet, şimdi ise bu tarafını dolduruyoruz arkadaşlar. Şimdi sizi şöyle aynı şekilde yerleştireyim. Ardından siz de izlemeye devam edin. Şimdi sizi şuradaki tarihi eser bir ev var. Onun kapısında bir böyle işaret var. Onu göstermeye gidiyorum. Bakalım şöyle köpek mefek yok değil mi? Sonra tabanlar yağlar. Kaçarız. Tutar bir de Allah göstersin. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz üzere şöyle bir işaret var. Bu ev çok eski bir ev yani. Belki de nasıl söyleyeyim, bir 40-50 senelik bir ev, belki de daha fazla. Yapılırken böyle bir işaret konulmuş. Evet arkadaşlar, buradaki işimiz bitti. Şunu da şu kalan şeyi de yükleyip ardından köye geri dönüş yapacağız. Sizin için 3 saniyelik geçiş olacak ama bizim için belki de bir 15-20 dakika, belki de yarım saatimiz alacak. Neyse, şimdilik hoşça kalın. Evet arkadaşlar, bugünlük bizden bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Aşağıdan videoyu beğenip kanala hala abone değilseniz abone olup bildirimleri de açabilirsiniz. Şu anda arkadaşlar kepçemizi evimizin önüne getirdik. Bugün kamyona samra doldurduk arkadaşlar. Koyun samrası. Koyun samrasının da ne kadar faydalı olduğunu bilenler bilir. Neyse, bugünlük bizden bu kadar. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet. Hapis olmuş karakoluna. Vay, naber, halin keyfini mi? YouTube bütün gece halis gördün değil mi?